Merhaba sevgili Feykocular. Evet, yeni bir Pokemon Sun ve Moon hakkında bilgiler videosuyla sizlerle birlikteyim. İlk olarak sizlere çok önemli bilgiler ileteceğim. Bu bilgiler hayatınızı değiştirecek. Pokemon Sun ve Moon'u bir kenara atın. Dünyanın en güzel Pokemon oyunu olan ve Pokemon hakkında aşırı bilgi veren ve gerçek Pokemon severlerin oynadığı Pokemon Go hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Adamlar oyuna çok güzel gelişmeler eklemiş arkadaşlar. Yani Sun Moon'a para vereceksiniz, bırakın en son model bir telefon alın. Çünkü iPhone 7 falan alın. Çünkü yeni model telefon almak mantıklı bir şey. Pokemon Go'ya neler gelmiş biliyor musunuz? Pokemon Go'ya gelen yenilikler şunlar arkadaşlar. 1.13.3 güncellemesiyle birlikte yumurtaların gerektirdiği mesafeye göre Pokemon yumurtalarının şekli değişecekmiş. Üzerine farklı desenler olacakmış. Abi deliriyorum ya, deliriyorum ya. Ya bu kadar güzel bir güncelleme olamaz. Onun dışında bilgi ekranına her Pokemon'un türünü gösteren ikonlar eklenmiş. Abi ya, bir oyun bu kadar mükemmel mi olur ya? Gerçekten ben bir şey demiyorum. Harika bir oyun ya. Ve son olarak Pokemon Go Plus'a şarjınızın ne kadar kaldığını gösteren bir simge eklemişler. Efsane oyun ya. Gerçekten mükemmel oyun. Ben kanalı bırakacağım. Pokemon Y'yi falan boş verin. Pokemon Go çekeceğim ya. Bir oyun bu kadar mı mükemmel? Hikayesi bu kadar derin mi olur? Savaşları bu kadar güzel mi olur ya? Ben bir şey demiyorum. Neyse. Şaklabanlığı bir kenara bırakalım arkadaşlar. Ve hazır inşaatçılar yokken, çünkü sabahın 7'sinde adamlar dırırırır, matkapla giriyorlar, çekişle vuruyorlar, uçağa geçiyor, suyu geçiyor. Eskişehir gerçekten bir cehennem oluyor benim için. Yani birkaç saat bekledim video çekmek için. Konuyu fazla uzatmadan Pokemon'larımızı incelemeye başlayalım. Bu bölümde yine 7 tane Pokemon incelemeye çalışacağım, zamanın bize el verdiği müddetçe. O zaman başlayalım. Evet, tam böyle mutluydum inşaatçılar gitti diye, ama yine geldiler abi. Siz zombi istilasından kaçarken büyük bir ejderha zombiye yakalanmak gibi bir şey. Bak, bir şey bulamadım ama uydurdum. Bence kötü uydurdum. Her neyse, tamam, bunu boş verin. Şimdi arkadaşlar, bahsedeceğimiz Pokemon, ilk olarak dışarıdan gelen sesler için gerçekten özür dilerim ama video çekmek zorundayım. Bu videoyu çektikten sonra uyuyacağım. Bayağı bir uykusuz kaldım. Yatmadan bir tane daha video çekeyim dedim. Şimdi bahsedeceğimiz Pokemon'un diğer evrimlerinden bahsettik önceki bölümlerde. Bu Pokemon'umuza gelecek olursak, 3 evrimli bir Pokemon'un son evrimi. Ve gerçekten güzel bir tasarım, güzel bir konsept olmuş. Pokemon'umuzun adı Vika Volt. İsim kökenini incelediğimiz zaman volt'tan geliyor, voltajdan geliyor ve dış görünüş olarak geyik böceğinden bir Pokemon yapmışlar. Daha önce geyik böceğinden bir Pokemon yapmışlar mı, yapmamışlar mı bilmiyorum. Yani Heracross falan diyeceğim de Heracross, hayır abi, Heracross geyik böceği Pokemon'u değil. Veya bilmiyorum, yapmışlar mı yapmamışlar mı, bunun hakkında bir şey diyemeyeceğim çünkü bütün Pokemon'ların bilgilerini okumadım. Sadece sizlere Sun ve Moon Pokemon'larını tanıtıyorum. Abi Türkiye'ye hoş geldin, bir şey demiyorum ya. Veya Eskişehir'e hoş geldin. Neyse, Pokemon'umuz Vika Volt'u incelediğimiz zaman dış görünüşü kendisine beni hayran bıraktı. Çünkü diğer evrimlerine bakarsak biraz hayal kırıklığı yaratmıştı ve ikisinde de nötr vermiştim veya beğenmemiştim. Bu Pokemon'a bakarsak büyük sivri dişleri var. Sarı ve mavi rengini kullanmışlar. Gözleri çok şeytani bir şekilde parlıyor. Dediğim gibi çenesi oldukça büyük ve köşeli bir çenesi var. Siyah kolları var. Kanatları yine mavi renkte, yine saydam renkte bir kanadı var. Saydam renkli kanadının altında elektrik saçan poposunu görmek mümkün. Yani Vika Volt'un dış görünüşü olmuş gibi. Yani dediğim gibi, ben böcek Pokemon'larını pek sevmem. Ama badass, yani badass gözüküyor, seksi gözüküyor. Bayağı mükemmel bir Pokemon yapmışlar dizayn olarak. Benim çok hoşuma gitti Vika Volt'un dış görünüşü. Takımımda ben kullanmak isterdim.
Galvantula falan gibi Pokemon'lar da var böcek elektrik kombinasyonu olarak. Ama ben Vikavolt'u alırdım herhalde. Çok da uzatmadan Pokédex bilgilerini vermeye başlayalım arkadaşlar. Tür olarak böcek ve elektrik Pokemon olarak geçiyor. Sınıflandırma olarak geyik böceği Pokemon olarak geçiyor. Ability olarak Levitate, yani havada durma yeteneği var. Zaten böcek ve elektrik olduğu için topraktan çarpı bir hasar alacaktı. Levitate sayesinde de toprak saldırılarından tamamen kurtuluyor. Bilinen saldırıları String Shot, Spark ve Zap Cannon gibi güzel saldırılara sahip String Shot hariç. Onun dışında bahsedebileceğim bir şey yok Pokédex bilgilerinden. Direkt açıklamasına geçelim. Vikavolt ormanda rüzgar gibi giden bir kale gibidir. Vikavolt ormanda rüzgar gibi giden bir kale gibidir. Ağzından elektrik lazeri atar. Onun büyük çenesi fırlattığı elektriği kontrol etmeye yarar. Vikavolt kuyruk dönüşü ve keskin dönüşler gibi akrobatik manevralar yapmada ustadır. Ormandaki karmakarışık dalların arasından geçerken bile yüksek hızda uçabilir. Vikavolt Charjabug'u bacaklarıyla tutar ve onu ekstra batarya olarak kullanır. Savaş uzasa bile o Charjabug'dan aldığı elektrik gücü sayesinde güçlü saldırılar ateşleyebilir. Vikavolt şiddetli bir hava saldırısına karıştığı zaman o Charjabug'u bırakır ve böylece kendisini hafifleterek hareketliliğini arttırır. Şimdi biraz ormanda terör estiren bir Pokemon. Elektrik lazerleri falan fırlatıyor ağzından. Başka lazerler falan da fırlatabilir herhalde. Hyper Beam gibi saldırılar falan da bekliyorum bu Pokemon'dan. Tabii ki Charjabug batarya görevi gördüğü için Charjabug da bacaklarıyla taşıyor ve ekstra batarya olarak kullanıyor. Ama işine gelmediği zaman, hava savaşlarına girdiği zaman da Charjabug'u bırakabiliyor. Yani artık işime yaramıyorsun, kaybol buradan falan diyebiliyor. Yani Vikavolt hakkında bahsedecek daha da bir şey yok. Serinin ana böceğinin gelişmiş hali gerçekten benim hoşuma gitti. Yani mesela 3. jenerasyona bakarsak ben takımda Wurmple'ın gelişmiş hallerinden ne Beetlefly'ın ne Dustox'u kullanırım ama bu jenerasyonda Groovy'nin bir gelişmiş hali olan Vikavolt'u kesinlikle takımıma almayı planlıyorum. Tabii daha da güzel bir böcek Pokemon'u beni tavlamazsa diyorum. Ve sıradaki Pokemon'a geçelim arkadaşlar. Ben bu Pokemon'a Faygo onayı veriyorum. Bakalım sıradaki Pokemon'unuz kimmiş? Evet, madem Levitate'i olan bir Pokemon'dan bahsettik, havada duran bir Pokemon'dan bahsettik, hadi uçan Pokemon'lardan bahsetmeye devam edelim. Bu Pokemon uçsun ve başlangıç Pokemon'un, bitki başlangıç Pokemon'un gelişmiş hali olsun. Evet, bahsedeceğimiz Pokemon benim en sevdiğim, bu serideki en sevdiğim başlangıç Pokemon olan Dartrex'in gelişmiş hali. Hatta Totodile'dan sonraki en sevdiğim Pokemon'lardan biri bile olabilir. Hatta ikinci en sevdiğim başlangıç Pokemon'u bile olabilir. Çünkü beni çok tavladı. Yani şu dış görünüşüne değineceğim ama ilk olarak Dartrex'in isim hangi hayvana benzediğinden bahsedelim. Peçeli baykuşa benzetiliyor ve diğer benzetildiği hayvansa şu an Hawaii'de bulunan ve nesli tükenmiş olan ayaklı baykuş. Tam olarak ismi ayaklı baykuş olmayabilir. Stilt Owl olarak geçiyor. İsim kökenine bakacak olursak Dart Rowlet'in isim kökeninde ise Ok vardı. Bu Pokemon'sa isim kökeninde Dart var. Dart ve Strix kelimelerinden oluşmuş olabilir deniliyor. Strix de alaca baykuş demek. Veya Dart ve Trix, Dart ve numaralar kelimelerinden oluşmuş olabilir diyoruz. Hemen dış görünüşünü inceleyelim arkadaşlar. Abi sen ne kadar tatlı, ne kadar tatlı, mükemmel, harika bir Pokemon'sun ya. Evet, papyonu halen daha olduğu gibi duruyor. Böyle sevimli bir suratı var, Brock gözleri var. Ya da İçmorgin de denilebilir. Emo saçları var burada. Saçı böyle duruyor. Oldukça sevimli, oldukça mutlu duruyor. Artık vücudu biraz daha büyümüş. Kanatlarını ise çok mütevazi bir şekilde açmış gibi gözüküyor. Ayakları da büyümüş. Arkasında ise bir pelerin tarzında bir şey oluşmuş. Yani bir önceki Rowlet'ten bahsettiğim videoda ben bu Pokemon'un en son halini bir saliselik koymuştum. Arkadaşlar sağ olsun onu yakalamış, resmini de koymuş videonun altına. Yani büyük ihtimalle bir sonraki gelişmiş hali o olacak. Görmeyenler için bir sonraki gelişmiş hali tamamıyla bir okçu Robin Hood tarzında ve mükemmel olmuş abi. Kesinlikle mükemmel olmuş ya. Çok süper Pokemon yapmışsınız. Ben çok mutlu oldum. Bu Pokemon'u çok sevdim. Yani dış görünüş hakkında daha da bahsedeceğim bir şey yok arkadaşlar. Hemen açıklamalarına değiniyorum. Tür olarak bitki ve uçan olarak geçiyor halen daha. Ve dediğim gibi diğer bitki Pokemon'larının anasını ağlatacak nitelikte. Sınıflandırma olarak bıçak tüylü Pokemon olarak geçiyor. Ability'si Overgrow, yani aşırı büyüme, canı 1/3'ün altına düştüğünde bitki saldırıları 1.5 kat artıyor. Bilinen saldırıları Leaf Edge, Peck, Razor Leaf,
Razor Leaf yeni eklenmiş. Çünkü Rowlet'te Razor Leaf yoktu. Bu haline geçince Razor Leaf öğreniyor galiba. Onun dışında dış görünüşü hakkında daha herhangi bir şey söylemeyeceğim. Umarım son hali bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Umarım o gösterdikleri gibi bir şey yaparlar. Yani benim gerçekten o zaman çok hoşuma gider ve Sun Moon'a başlar başlamaz o Pokemon'un takımıma kesinlikle alırım abi. Yani tamam buzdan falan çarpı 4 diyecek, bayağı bir zayıflığı var ama olsun yani, benim çok hoşuma gitti. Stilini falan çok sevdim. Şimdi Pokédex açıklamasını okuyayım, belki sizin de hoşunuza gitmeye başlar. Dartrix bölgedeki diğer varlıklara karşı çok fazla hassastır ve arkasındaki rakipleri sezebilir ve onları görmeden onlara saldırabilir. Bu Pokemon kanatlarının içinde sivri bıçaklı tüyler gizler. Uçarken hayret verici bir dikkat ile onları fırlatır. Daha da fazlası tüylü bıçaklarını düz bir şekilde fırlatabilir. Hatta onları bükerek onların gidiş açısını bile değiştirebilir. Kişisel olarak biraz züppedir. Dartrix dış görünüşüne çok önem verir. Her boş zamanda tüylerini tarar. Doğruyu söylemek gerekirse o biraz kuş beyinlidir ve işleri berbat etme eğilimindedir. Bir hata yaptığı zaman o bazen depresyona girer ve bu durumu önemsiz göstermek için çabalar. Ama bu iş sadece daha büyük bir karmaşaya dönüşür. Bazı zamanlar bu Pokemon kirli veya buruşuk tüyleri yüzünden çok canı sıkkın hisseder ve savaşa odaklanamaz. Odağını kaybettiğinde ise aniden savaştan çekilebilir bile. Dartrix'e bu zorlukların üstesinden gelmeyi öğretmek eğitmenlere kalmıştır. Eğer bu Pokemon kendisine çok yardım eden bir eğitmen ile birlikte ise gücü devasa şekilde artar. Yani züppe dış görünüşüne böyle önem veriyor, saçını falan düzeltiyor, tüylerini falan tarıyor, yani çirkin gözükmeyeyim diyor. Aslında yani gerçek hayatta hiç sevmediğim bir tip ama işte kuş beyinli, böyle bazen salaklık yapıyor, bir hata yaptığı zaman o hatayı düzeltmeye çalışıyor ama o hatayı daha da büyütebiliyor. Yani şapşallığı, davranışları, böyle gereksiz bir şekilde kendisini güzel göstermeye çabası hoşuma gitti. Yani odağını kaybettiği zaman savaştan kaçabiliyor bile. Yani çok güzel Pokemon olmuş, benim çok hoşuma gitti abi. Yani ben buradan bayağı beğendim bu Pokemon'u. Daha da Dartrix hakkında bir şey diyeceğim bir şey yok. Umarım son evrimi dediğim gibi bizleri hayal kırıklığına uğratmaz. Umarım o gösterdikleri evrimi koyarlar. Yani onu koyarlarsa gerçekten bir Arrow olacak, yani Robin Hood olacak ve benim çok hoşuma gidecek. O zaman bu Pokemon'u bayağı sevdiğimize göre sıradaki Pokemon'a geçelim bakalım. Sıradaki Pokemon'umuz ne acaba? İnşaat sesleri için gerçekten özür dilerim arkadaşlar. Adamlar durmadan tap 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 hafta sonları bile yapıyorlar ya. Neyse tamam, sıradaki Pokemon'umuza geçelim, moralimizi bozmayalım. Evet, madem özel Pokemon'lardan bahsettik, Dartrix gibi özel bir Pokemon'dan, o zaman Pokemon Sun için yapılmış olan özel efsanevi Pokemon ve serinin maskotu olan Pokemon, yani Solgaleo veya Solgaleo, Solgaleo diyeceğim ben, Solgaleo'dan bahsedelim arkadaşlar. Dış görünüşüne girmeden önce Solgaleo isim kökeni, Latince'de sol güneş demek ve Latince'de Leo aslan demek. Aynı zamanda isim kökeni, ayrıca isim kökeni Galileo'dan gelmiş de olabilir. Ben önceden böyle düşünmüştüm ama sadece böyle düşünen ben değilmişim. Galileo'yu biliyoruz zaten, bilmemek ayıp. Dünyanın güneş etrafında döndüğünü söyledi ve dünyanın yuvarlak olduğunu söyledi. Daha sonra idam edildi. Solgaleo'yu da belki idam edeceğiz oyunda. Yani bence Pokemon evreni düz. Pokemon evreni düz abi. Tepsi üzerinde. Nasıl ya? O yüzden Solgaleo'yu yakalamayacağız. Master Ball'la yakalayacağız. Sonra volkanın içine atacağız, idam edeceğiz. Sebebi ya böyle olmalı yani ya. Diğer Pokemon, diğer efsanevi Pokemon böyle bir şey dememiş ama bu diyor. Luna'da da öyle bir muhabbet yok. Tamam. Çomarlığı bir kenara bırakalım ve bu Pokemon'dan bahsetmeye devam edelim. Güneş motifli aslan teması yapılmış bu Pokemon'da ve simyada güneşi yutan aslan simgesi vardır arkadaşlar. Biraz araştırdım, öyle bir şeyden bahsediyorlar. Tabii ki benden daha iyi bilenler vardır, onların önünde saygıyla eğiliyorum. Bu da metalin nasıl yapıldığını anlatıyormuş ve bu Pokemon bu yüzden çelik Pokemon olabilirmiş. Neyse devam edelim. Pokemon'umuzun dış görünüşüne bakacak olursak bildiğin bir aslan görüyoruz. Biraz Parroar'a benzetmedim değil ve diğer bir yandan Digimon'daki ünlü Digimon'lardan biri olan Leomon'a da benzettim abi ben. Yani biraz daha Pokemon'a özgü bir şeyler yapılsaydı daha hoş olabilirdi. Yani güneş temalı, aslan temalı, yine daha farklı bir şeyler de yapabilirdiniz abi. Yani biraz daha çelik olduğunu vurgulayabilirdiniz. Biraz daha psişik olduğunu vurgulayabilirdiniz.
neden böyle bir şey yaptınız? Efsaneleri tamam dış görünüşüne özen göstermişsiniz ama biraz daha özgün olmanızı isterdim ben. Eleştirilerim şimdilik bu kadar. Dış görünüşünü incelemeye devam edelim. Kafasının etrafında böyle dikenli şeyler var. Güneş gibi parlıyor. Alnı da böyle uzay gibi, hafif saydam gibi gözüküyor. Ağzını açmış, millete bağırıyor. Dünya düzdür, dünya düzdür diyor. Oldukça etkileyici bir yelesi var. Vücudunda aslında çelik motifleri görmek mümkün. Şu siyah yerler çelik olabilir. Kırmızı bileklikleri var ve kuyruğunda yuvarlak top gibi bir şey var. Bazı özel saldırıları kullanırken özel parlayan güneş formuna girebiliyor. Bu formda da böyle siyah bulutların üzerinde durmuş veya etrafında böyle siyah bulutumsu şeyler var. Onların üzerine çıkmış ve vücudu bembeyaz parlıyor. Bu formu da fena olmamış aslında. Pokemon'un bilgilerini okuyacak olursak arkadaşlar, tür olarak psikik ve çelik Pokemon'un, neden ateş değil ben de bilmiyorum. Yani bunun bir açıklamasını göreceğiz bence. Ama güneş deyince aklımıza ateş gelir. Yani Avatar'da bile güneş tutulmasında mıydı ne, ateş bükücüler falan bayağı güçleniyordu. İnşaat sesi için gerçekten özür dilerim. Deliriyorum ya. Sınıflandırma olarak güneş Pokemon olarak geçiyor. Ability'si Full Metal Body, yani tam metal vücut. Ne işe yarıyor? Statlarının düşmesini engelliyor. Abi buna benzer bir yetenek Clear Body vardı zaten. Neden Full Metal Body eklediniz? Yani Lunala'da da bu olaydan bahsettik. Multiscale'e benzeyen Shadow Shell saldırısı yüzünden şu an saldırı yapıyorlar. Bak kalabak su geçiyor. Bir yandan da inşaat pat. Neyse tamam. Yani ability'si zaten Full Metal Body. Neden bunu Clear Body'ye benzettiniz bilmiyorum. Ama bence dediğim gibi arkadaşlar, bu ability'ye bir buff daha gelecek. Ve bu buff da bu Pokemon'u ateş saldırılarından koruyacak. Veya ateşin verdiği hasarı %50 azaltacak diyorum ben. Yani benim fikrim bu yönde, çünkü birebir aynısını yapacak kadar bu adamlar düşüncesiz olmamalı. Bildiği saldırılar Sun Steel Strike, rakibin ability'sini yok sayan bir saldırı. Bu saldırının türü bilinmiyor. İki türlü bir saldırı olabilir veya ateş türü bir saldırı olabilir. Neyse, şimdi bu Pokemon'un Pokédex açıklamasını okumaya başlayalım arkadaşlar. Eski zamanlardan beri Solgaleo güneşin elçisi olarak onurlandırılmıştır. Ondan güneşi yutan canavar olarak bahsedilir. Solgaleo'nun vücudu devasa miktarda enerji taşır ve aktif olduğu zaman ışık ile parlar. Onun dalgalanan bir yelesi vardır ve güneşi andırır. Bazı saldırıları kullanırken özel parlak güneş formuna dönüşür. Ya ben şunu fark ettim, efsanelerin açıklamaları neden bu kadar yetersiz? Daha tamamlanmadım yani. Solgaleo'yu okuduk, Lunala'yı okuduk, Magearne'yi okuduk. Bunların açıklamaları bu kadar az olmamalı yani. Az olmamalı. Bunlar efsane abi. Normal Pokemon'lardan, Dartrix'ten falan hayvan gibi bahsediyorsunuz. Efsanelerden de bayağı bir bahsedin yani. Bu ne ya? Çok yetersiz bilgiler. Yani belki ileride daha fazla bilgi verirler bize, umarım. Ama bu bana gerçekten çok yetersiz geldi. Yani bir efsanenin hikayesi bu olmamalı. Gerçekten olmamalı yani ya. Ben Pokemon'a nötrüm. Yani beni çok kendisine çekmedi ama yine Lunala'ya oranla Solgaleo bana biraz daha çekici geldi ama yine de nötrüm. Ben büyük ihtimalle Pokemon sana alacağım. Diğer bir sebebi ise de Passimian. Passimian da oldukça hoşuma gitmişti. Ve Solgaleo artı Passimian, ben sanırım sana alacağım. Ne kadar karanlığı, ne kadar ayı sevsem de güneşi alacağım gibi arkadaşlar. Neyse, bu Pokemon'dan daha bahsedemeyeceğim çünkü daha bahsedilebilecek herhangi bir şey yok. Tabii ki de hakkında bir sürü teoriler vardır. Hatta şu 7. jenerasyon Pokemon'larının son kısmında, yani yaklaşık 2-3 bölüm sonra sizlere hayvan gibi bir teori sunacağım. Ağzınız açık kalacak, bunun garantisini veriyorum ve sıradaki Pokemon'a geçiyorum. Evet, şimdi ben bu videoyu düzenlerken bir önceki videoma bakıyorum. Bu 3-4 saat önce sabah koydum. Bazen diyorum ki neden halen daha bu işle uğraşıyorum? Yani gerçekten harcadığım bu vakitte başka diğer yarım kalan projelerimle uğraşsaydım birazcık güzel aşamalar kaydedebilirdim. Yani o kadar az geri bildirim var ki, yani bunu videoda söylemek istemiyordum. Videonun bu ortasında söylemek istemiyordum. Ama gerçekten çok az geri bildirim var. Yani bir sürü kişi izliyor, çok az kişi yorum yapıyor. Beğenmeyenler hiçbir şey demeden yapıyor. Diyorum neden uğraşıyorum ki? Ama seviyorum ya, bak Pokemon'u seviyorum. Gerçekten kaliteli aboneler var, onları seviyorum. Ama neyse, konumuz bu değil. Ama sizden arkadaşlar bir ricam, lütfen geri bildirim yapın. Videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz veya bir görüşünüz varsa
bunu belirtin. Beğenmediyseniz yine belirtin. Şu noktayı beğenmedim, şunu daha iyi yapabilirsin deyin. Üzüyor beni böyle olması. Neyse, üzülmeyeceğim. Modumuzu yüksek tutalım. Devam edelim. Sıradaki Pokemon'umuz, bir önceki bölümde bu Pokemon'un sonraki evriminden bahsettim aslında. Bu Pokemon'un sonraki evrimi bir attı ve yük beygiriydi. Yani Mud Steel'den bahsettim, şimdi de Mudbray'den bahsedeceğim. Mudbray bir eşek Pokemon'u, eşeğe benzetilerek yapılmış ve isim kökeni de Mud, çamur, Bray de eşek ağlaması. Ya ben bu inşaatçılara bir tane eşek çağırsam iyi olacak galiba. Hı? Yüzüklerin Efendisi'ndeki orklar bile, urkayiler bile daha kibardı. Evet. Ya kusura bakmayın, tamam siz de ekmek paranızı kazanıyorsunuz. Ama bunun bir saati olmalı. Hafta sonları olmamalı. Ama Türkiye abi burası. Ne diyeceksin ki anasını satayım? Bir curcuna açık hava sirke anasını satayım. Neyse sakinim. Mat çamur demek, Bray ise eşek ağlaması demek. Bray diye bir eşek ağlaması duymadım. Alola'nın nüfusunu da zaten YouTube'da balık esirli çılgın eşeklere bakarak ölçüyorlarmış. Öyle duydum. Neyse. Tür olarak ona girmeyeceğim. Bak iyice beynim bulandı. Her neyse. Pokemon'umuzun dış görünüşüne bakalım. Dış görünüşünde bir önceki formunun güzel rastaları vardı. Bu formunun da Jim Carrey'ninkine benzeyen kahkülleri var. Hatta bazı böyle kızlar kahkül bırakıyor. Alnı şöyle oluyor. Böyle şöyle oluyor bak. Videonun kalan kısmını böyle anlatacağım. Evet, kahkülleri olan hem de güzel kahkülleri olmayan bir eşek Pokemon'un kulakları falan oldukça dimdik, gözleri umursamaz bir şekilde kısılmış. Onun dışında ağzını böyle ayrı alırsak, ağzı zaten ayrı böyle bir hayalet kafası. Christmas'la ilgili bir şey vardı ya. Disney'in şeyi. Nightmare Before Christmas mıydı neydi? Ondaki şeyin, Jack Skellington'ın kafası gibi duruyor. Neyse, böyle bir tespit yok. Ayaklarındaki çamurluklar halen daha tam oluşmamış. Kısa da bir kuyruğu var. Dış görünüşü fena değil. Zaten bir eşek Pokemon. Balıkesir'in çılgın eşeği Pokemon'u olmalıydı. Pokemon'umuzun bilgilerine gelelim. Tür olarak toprak türü Pokemon'u, sınıflandırma olarak ise eşek Pokemon olarak geçiyor. İlk defa bir eşek Pokemon'u görüyoruz. Ability'si, iki tane olası ability'si var. Matsız Değil'den bahsederken bahsetmiştim. Bunlardan birisi on tempo, kendi temposu Pokemon Confuse olmuyor. Diğer bir yeteneği ise stamina, yani dayanıklılık. Bu Pokemon hasar aldığı zaman defansı bir kademe artıyor. Ben neden bu kadar hızlı konuşuyorum onu da bilmiyorum. Saçlarımı... Abi saçlarımı baksana. Çok uzadı. Hayvan gibi uzadı ve biçimsiz. Dalgalı dalgalı. Evet, Vego ile delirmeceler. Abi gerçekten saçlarımı kestirmeli miyim, kestirmemeli miyim bilmiyorum. O yüzden sürekli topluyorum. Bayağı çirkin duruyor. Bayağı çirkin duruyor. Her neyse. Konu benim saçlarım değil. Devam edelim hocam. Bilinen saldırıları bu Pokemon'un Magnitude ve Mud Slap saldırılarını biliyor. Ve şimdi Pokédex açıklamasını okuyacağım. Mudbray önceden dünyanın her yerinde bulunurdu ama çok fazla avlandı ve suyu tükenme tehlikesine girdi. Şöyle söylenir ki Mudbray sadece Alola bölgesindeki yabanlarda bulunur. Mudbray insanüstü gücüyle böbürlenir. Buna rağmen küçücük bir vücudu vardır. Mudbray kendi ağırlığının 50 katını arkasında veya arkasından sürükleyerek taşıyabilir. Mudbray çamurda oynamayı sever. Bu Pokemon'la uyum içinde yaşamak mümkündür. Tabii ona çamurda oynayabileceği bir ortam sağladığınız sürece. Eğer o çamurda gülüp oynamazsa strese girer ve emirleri dinlemeyi bırakabilir. Yani bu Pokemon'un nesli tükenmiş arkadaşlar. Yani diğer bölgelerde insanlar yine dünyadaki en tehlikeli hayvan insan olduğu için bu Pokemon'un neslini tüketmişler. Buradan sövüyorum. Hatta eşin böyle suratına tabanca dayayan eleman vardı ya, onun gibileri buradan sövüyorum. Abi zevk için hayvan avlamak nedir? Neden Mudbray'leri avlıyorsunuz lan? Neyse, sinirlendim. Onun dışında bu Pokemon çamurda oynamayı seviyormuş. Oldukça dayanıklı bir Pokemon. Gelişmiş hali gibi. Gelişmiş halde 5 ton mu ne taşıyabiliyordu. Bu Pokemon da kendi ağırlığının 50 katını taşıyabiliyor. Eşek Pokemon'u olmalıydı. Balıkesir'in çılgın eşeği olmalıydı. Dış görünüşü de olmuş. Gücü de olmuş. Açıklaması birazcık daha yapılabilirdi. Çünkü gelişmiş hali duygusal, dayanıklı, hiç ağlamıyor. Bu halini biraz daha ağlak yapabilirlerdi. Neyse, çok eleştirilecek yanı yok. Bu Pokemon olmuş diyorum ve sıradaki Pokemon'a geçiyorum arkadaşlar. Evet, benim çok hoşuma giden bu jenerasyondaki Pokemon'lardan birinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Yani bu bölümde bu ikinci hoşuma çok giden Pokemon oldu. Hatta Dodrick'ten sonra bu jenerasyondaki favorilerimden biri bile olabilir. Bu Pokemon'umuz bir Semender'den
ilham alınarak yapılmış. Hatta daha da incelemek gerekirse ateş göbekli Japon semenderinden ilham alınarak yapılmış. İsim kökeni ise Salander, yani semender ve bandit yani hayduttan geliyor. Pokemon'umuz Salandit arkadaşlar. Direkt bir dış görünüşünü inceleyelim. Abi sen ne kadar kurnaz, ne kadar böyle cehennemden gelmiş gibi gözüken, ne kadar pislik, ne kadar üçkağıtçı, ne kadar şerefsiz bir Pokemon olarak gözüküyorsun ya. Direkt beni tavladı şu an. Zaten kertenkelelere karşı aşırı bir hassasiyetim vardır. O şeytanımsı bakan gözleri, ince burnu, üzerinde hafif ateş motifi olan kuyruğu falan beni benden aldı ve renk seçimi gerçekten mükemmel olmuş. Yani bu Pokemon'a şimdiden bayıldım. Salandit açıklandığında Abilities yüzünden büyük bir patlama yaratmıştı. Abilities'ine gelince bundan bahsedeceğim. Yani dış görünüş olarak gerçekten böyle cehennemden fırlayıp gelen bir Pokemon gibi gözüküyor ve benim gerçekten çok hoşuma gitti. Tür olarak da özel bir türe sahip Salandit. Türü arkadaşlar zehir ve ateş. Zehir ve ateşi ilk defa görüyoruz. Gönül isterdi ki saçma saçma Kanto'nun Alola formlarını yapmak yerine, yani Heruklu Dugtrio yapmak yerine veya koca kafalı Persian yapmak yerine Weezing'in Alola halini görmek isterdim ve tür olarak da Poison Fire, zehir ve ateş görmek isterdim ama görmüyoruz. Ne yazık ki Heruklu Dugtrio'ları görüyoruz. Bu da çok saçma oluyor. Sınıflandırma olarak bu Pokemon Toksin Kertenkelesi olarak geçiyor ve şu an en can alıcı noktası olan Abilitesine geliyorum arkadaşlar. Ability Corrosion yani aşındırma olarak geçiyor ve şu ana kadar bildiğimiz bütün kuralları unutmamıza yol açıyor. Bu Pokemon'un Abilitesi bu Pokemon'a şey imkanını veriyor. Zehir ve çelik Pokemon'larını zehirleme imkanı veriyor. Yani ben ilk gördüğümde abi bu ne? Abi bu ne dedim. Yani gerçekten mükemmel olmuş abi. Yani bize şu ana kadar şu öğretildi. Zehir Pokemon'ları ve çelik Pokemon'ları zehirlenmez. Nah zehirlenmez. Nah zehirlenmez. Tamam, orayı sansürleyeceğim. Nasıl zehirlenmiyor abi? Salandit Reis bunları zehirleyebiliyor. Yani bütün dengeleri yerinden oynatabilecek bir Pokemon olmuş kendisi ve gerçekten güzel bir yetenek düşünmüşler. Yani hoş olmuş. Gerçekten hoş olmuş. Bilinen saldırılarına geçelim. Toxic, Flamebird ve Sludge Bomb saldırılarını biliyor. Pokédex açıklamasına geçeceğim. Geçiyorum. Salandit kuyruğunun başından alevlerle birlikte toksik gazı yayar. Bu zehirli gazın tatlı bir kokusu vardır ve bilmeden bunu koklayan kişiyi sersemletir. Salandit çok güçlü bir Pokémon değildir ama onun kurnaz doğası vahşi bir şekilde savaşmasına yarar ve rakiplerinin dengesini bozar. Dişi salanditler sadece toksik gazı yaymazlar. Onlar ayrıca feromonlar yayarlar ve her türün erkeğini kendilerine çekebilirler. Pokemonlar ve insanlar buna dahildir. Bu feromonları solumak rakiplerin Salandit'in iradesine göre kontrol edilmesine neden olur. What the fuck? Abi bu ne? Abi bu ne? Yani ben şimdi bir eğitmen olsam yanlışlıkla dişi Salandit'in feromon kokusunu, feromonunu koklasam ben o Pokemon'a doğru giden bir zombi mi oluyorum? Aa Salandit Senpai, aa Salandit Hime, aa Salandit Chan. Bu ne? Nasıl psiko manyak bir şey ya bu? Çok psikopatça abi. Yani bu ikinci zombi vakası. Bu gerçekten ikinci zombi vakası. Bundan önce de Sandygast'ta bunu görmüştük. Yani küreğini çeken çocuklar Sandygast'ın kuklası zombisi oluyor ve vücudunu arttırmak için kum topluyorlar. Yani bu psikopatlık nereden geliyor abi? Bunu daha çok çocuklar da oynayacak ama yani iyi ki millet hikayesini okumuyor. İyi ki gerçekten millet bunun hikayesini okumuyor. Bu ne abi? Gerçekten garip grup bir şey olmuş ya. Ve çok güzel olmuş. Diğer yandan da çok beğendim. Gerçekten. Über beğendim. Yani Salandit'i ben buradan 3 evetle uğurluyorum. Kendisini bayağı beğendim. Ve gönül isterdi bu Pokemon'dan daha da bahsetmek ama daha da bahsedilecek bir noktası yok. Efsane olmuş, güzel olmuş. Ve bir tane daha gelişmiş hali var ama şu an daha resmileşmedi. Sıradaki Pokemon'a geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi günün son Pokemon'una bakıyoruz ve bölümü bitiriyoruz. Bu bölümde 6 tane Pokemon oldu, 7 tane Pokemon yapacaktım ama yapamadım. Çünkü benim böyle garip bir takıntım var. 40 dakikayı geçmemeye çalışıyorum zorunda kalmadıkça.
O yüzden 8 dakikada 2 Pokemon'dan bahsetmek de zor olacak. Şu an 8 dakikam var gibi gözüküyor ama olmayabilir. Yani ben kaba taslak hesaplama yaptım. Neyse. Günün son Pokemon'u arkadaşlar. Kendisi bir Bay Yengeç Mr. Krab. Mr. Krab Yengeç, restoran paranızı burada harcayın. Evet, kendisi bir yengeç Pokemon arkadaşlar. Pokemon'umuzun adı Crab Reveler. Hindistan cevizi yengeci olarak geçiyor. Crab yani yengeç ve Braveler kavgacı tip kelimelerinden oluşuyormuş ismi. Oluşabilme ihtimali varmış. Dış görünüşüne bakarsak gerçekten böyle Johnny Bravo tarzında saçları, seksi kıskaçları, boks yapmaktan bir gözü böyle olmuş, Hayko Cepkin'e Tom York'a dönmüş ve oldukça da kalıplı bir vücudu var. Kendisi oldukça havalı gözüküyor. Bir şey diyemedim. Böyle bir Pokemon lazımdı tabii ki de. Yani boks yapan bir yengeç. Hatta yine bahsettiğim arkadaşım olan Berker bana bir video izletmişti. O videoda da bir tane garip bir hayvan var. Su altında ve hayvan bildiğin boks yapıyor. Yani diğer rakibine yumruk atan bir su Pokemon'u. Çok garip. Hayvan bildiğin yumruk atıyor rakiplerini korkutmak için. Psikopat bir hayvan. Videosunu bulursam bu videoya iliştiririm. Yani bence güzel olmuş konsepti. Oldukça hoş olmuş. Böyle bir Pokemon yoktu. Yani biraz tamam yani Kingler falan havası çok az sezmiyor değiliz. Ama yine de birebir aynı olmamış. Yani konsepti farklı. Şu an çok kendisine bağlayan bir şey yok. Yani eleştirilecek bir yanı da çok yok. Dış görünüşünde böyle garip, çılgın, psycho bir şeyler olmuş. Neyse. Açıklamalarına geçelim hızlı bir şekilde. Tür olarak arkadaşlar bu Pokemon'umuz bizi çok yanıltıyor ne yazık ki. Ben su ve dövüş zannederdim. Sadece dövüş Pokemon'u kendisi. Su Pokemon'u değil. Oğlum biz yengeç sandık seni. Su Pokemon'u sandık ama değilsin. Böyle de bir illüzyon tekniği. Böyle de bir genjutsu. Böyle de bir o kadar. Sınıflandırma olarak box Pokemon olarak geçiyor. Oh ya, oh ya, oh ya. Ability olarak iki tane ability'si var. Olası iki tane ability'si var. Bunlardan birisi Hyper Cutter, hiper kesici. Eski bir ability'dir kendisi. Bu Pokemon'un atağının düşmesini engelliyor. Diğer bir ability'si ise Iron Fist yani demir yumruk. Ne işe yarıyor? Yumruk saldırılarının gücünü %20 arttırıyor. Bu yumruk saldırıları neler? Bullet Punch, Comet Punch, Dizzy Punch, Drain Punch, Dynamic Punch, Fire Punch, Focus Punch, Hammer Arm, Ice Punch, Match Punch, Mega Punch, Meteor Mash, Power Up Punch, Shadow Punch, Sky Uppercut, Thunder Punch. Saldırılarının gücünü %20 arttırıyor. Bu Pokemon'un arkadaşlar bilinen saldırıları neler? Çok güzel saldırıları var aslında. Close Combat, Crab Hammer, Stone Edge, Dizzy Punch, Power Up Punch. Oldukça güzel saldırıları var. Yine sızdırılan demo Pokédex'ine göre bu Pokemon'un bir gelişmiş hali var. Onun hakkında da bir şey demeyeceğim. Olumlu veya olumsuz bir şey demeyeceğim. Neyse. Şimdi bu Pokemon'un Pokédex bilgisini okuyalım ve bölümü yavaştan bitirelim. Crab Reveler'ın kişiliği kaybetmekten nefret eder. O sadece sosyal çevresinde dostlarından daha yüksek bir yerde olmayı hedeflemez. O bütün tabiatta en yüksek yerde olmak ister. Sonuç olarak o uzun insanlara veya yüksek binalara tırmanır. Eğer onu onun iradesi dışında üzerinizden atmayı denerseniz ses hızında bir yumruk yersiniz. Crab Reveler'ın favori yemeği Orhan berilerdir. O kütükleri yumruklar ve dalları iyice sallar ve olgun berileri toprağa düşürerek ziyafet çeker. Çoğu Crab Reveler bir ağacın etrafına toplanabilir ama sadece diğer hepsine karşı savaşı kazanan beri yeme ayrıcalığını kazanır. Crab Reveler rakibe yumruk atmak için yaklaşırken kıskaçlarını, yüzünü ve göbeğini korumak için kullanır. Onun yumrukları ağaç kütüklerini ikiye yaracak kadar güçlüdür. Bazı müsabakalarda Crab Reveler'ın kıskaçları düşebilir. Söylenenlere göre onlar oldukça lezzetlidir. Evet, görünüşe göre bu Pokemon bayağı yükseğe tırmanmak isterken yani güç olarak mı yükseğe tırmanmak istiyor? Yükseğe tırmanmak derken ben güç olarak yükseğe tırmanmak istediğini zannediyordum ama güç olarak değilmiş. Bu Pokemon gerçekten yüksek yerleri seviyormuş veya güç olarak da yükseğe tırmanmak istiyormuş. Yani o yüzden uzun adamların veya binaların üzerlerine tırmanıyormuş. Eğer atarsan da ses hızında yumruk yiyormuşsun. Onun dışında
rekabetçi bir Pokemon. Yani dostlarıyla savaşabiliyor bir Barry için. Onun dışında savaşırken böyle kolu düşebiliyor. Ve kolu da oldukça lezzetliymiş. Yani bu Pokemon bu hali fena değil ya. Benim hoşuma gitti yani. İdare ederle hoşuma gitti arası ama olumsuz bir şey yapmayacağım. Nötr de değilim o kadar. Yani güzel bir Pokemon olmuş bence. Boksçu falan rekabetçi bir Pokemon. Tabi benzerlerini illa gördük ama renk dizaynı falan da çok hoşuma gitti abi ya. Mor, mavi, sarı renkleri. Ben sevdim bu Pokemon'u. Biraz da psikopat görünümü var. Ben tuttum bu Pokemon'u. O yüzden onay veriyorum. Ve sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım, videoyu burada bitirmek zorundayım. Bir önceki video sıkıcı olmuş olabilir. Ben bu videoda eğlendim. Bir önceki videoda biraz daha böyle sıkıcı Pokemon'lar vardı. Pek olayı olmayan Pokemon'lar vardı. Ama arkadaşlar lütfen videoyu izlediyseniz, ben böyle şeyler söyleyen bir tip değilim genelde. Ama beğenin arkadaşlar. Yorum atın. Yani hoşunuza giden bir nokta varsa, olumlu olumsuz bir nokta varsa, yani benim kötü olduğumu düşündüğünüz bir nokta varsa lütfen yorum atın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için önemli. Pokemon'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Onların hepsini okuyorum. Yetişebildiklerimi cevaplıyorum. Yani daha da denilecek bir şey yok. Ve son olarak kanalımıza destek olmak için ise Patreon hesabımıza bağış yapabilirsiniz. Pokemon Sun ve Moon hakkında bilgiler vlogunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygozlar.